PlayStation Türkiye ekranlarından herkese selamlar, ben Özcan. 2022'yi karşılamaya hazırlandığımız bu son saatlerde sizler için yılbaşı zamanı oynayabileceğiniz eğlenceli oyunlardan bir liste yapmak istedik. Sizin de önereceğiniz oyunlar varsa yorumlara bekliyoruz. Yılbaşında oynayabileceğiniz eğlenceli oyunlar listemizin ilk oyunu köklü seri Ratchet & Clank serisinin son oyunu olan Ratchet & Clank Ayrı Dünyalar. Olayları hem Ratchet hem Clank hem de seride yeni bir isim olan Riven'ın gözünden gördüğümüz oyun 2021'in en güzel yapımlarından biriydi. Haziran 2021'de Türkçe altyazılı olarak sadece PlayStation 5 için çıkan ve görsel yönüyle de yeni nesil için örnek olarak gösterilen oyun, DualSense'in özelliklerini çok başarılı şekilde kullanması, 3 boyutlu ses desteği, yükleme sürelerinin yok denecek kadar az olması ve zevkli platform öğeleri ve hikayesiyle size yılbaşında güzel vakit geçirtebilir. Özellikle aksiyon ve platform maceralarını seviyorsanız Ratchet & Clank Ayrı Dünyalar tam size göre. Bazen işler yolunda gitmeyebilir ve birinin sizi uyandırması gerekebilir. It Takes Two, işlerin yolunda gitmediği zaman çevrenize bir kez daha bakmanızı öneren bir oyun olarak hem çok eğlenceli hem de güzel kurgusuyla vaktin nasıl geçtiğini anlamadığınız bir yapım. Brothers: A Tale of Two Sons ve A Way Out gibi sevilen oyunların yapımcısı Joseph Ferris'in son oyunu olan It Takes Two, boşanmak üzere olan bir çiftin kızlarıyla ve birbirleriyle zaman zaman trajik, zaman zaman komik olan maceralarını ekrana getiriyor. Çok çeşitli ve eğlenceli platform bulmacaları ve çevre tasarımlarıyla iki kişinin oynaması gereken yapım, oynayanlara uzun saatler süren bir eğlence vaat ediyor. PS5 ve PS4'e çıkan oyunu oynayabilmek için oyunun bir kişide olmasının yeterli olduğunu da hatırlatalım. 2021 yılının en güzel bağımsız yapımlarından biri olan Kena Bridge of Spirits de zevkli oynanışı ve çok ilgi çekici görselliği ile önerdiğimiz oyunlardan biri. Animasyon filmleri güzelliğinde bir dünya sunan oyunda genç bir ruh rehberi olan Kena'yı yönetiyoruz. Rot adı verilen küçük ruh yoldaşlarımızı bulup yetiştirerek onlardan ekipler kurduğumuz ve onların yeteneklerini geliştirdiğimiz yapım, yaşattığı keşif hissiyle de oyuncuya eğlenceli saatler sunuyor. Unutulmuş bir köydeki garip bir laneti ortadan kaldırmaya çalıştığımız oyunda bir zamanların muhteşem dünyasını eski haline getirmek için ruhlar aleminin gücünü kullanıyoruz. Özellikle Rot'lara bayıldığımız oyun hem PS5 hem de PS4'te oynanabiliyor. Ekstrem ve farklı sporların olduğu oyunları seviyorsanız Ubisoft'un yeni oyunlarından Riders Republic'e bakmanızı öneririz. Kayak, snowboard, bisiklet, wingsuit ve rocket wingsuit gibi farklı spor dallarını bir araya getiren yapım özellikle spor oyunlarını sevenlere hitap ediyor. Çok oyunculu geniş oyun alanında aynı anda 20'den fazla oyuncuyla rekabet edebileceğiniz Riders Republic, akrobatik hareketlerden hızlı yarışlara uzanan bir eğlence sunuyor. Sporcularınızı özelleştirebileceğiniz ve çeşitli oyun modlarında iyi vakit geçirebileceğiniz oyunu hem PS5 hem de PS4'te oynayabilirsiniz. Riders Republic sunduğu eğlencenin yanı sıra yılbaşı temasına çok yakışmasıyla da onu listemize almamızı sağlıyor. Yemek yapmakla aranız iyiyse listemizdeki bu oyun özellikle ilginizi çekebilir. Yine tema olarak yılbaşına çok yakışan Overcooked All You Can Eat oyunu da bir diğer önerdiğimiz oyun. İlk iki oyun ve tüm ek içeriklerin bir araya geldiği bu özel sürümde yemek yapmaya doyabilirsiniz. Ayrıca bu sürümde yeni seviyeler, yeni şefler ve 4K görsellikle harika gözüken mutfaklar sizi bekliyor. Hikaye modu, hayatta kalma modu ve yardım modu gibi modlarıyla çok eğlenceli zaman geçirebileceğiniz oyun 4 kişiye kadar lokal co-op veya online mücadeleye de izin veriyor. Arkadaşlarınızla ya da aileden birileriyle açlıkta yarışmak isterseniz oyunu PS5 ve PS4 üzerinde oynayabilirsiniz. Absürt fizik tabanlı oyunlar alışık olduğumuzdan farklı sahnelere izin verebildiği için oldukça keyifli olabiliyor. Listemizin son oyunu olan Moving Out da tam böyle bir oyun. Bir taşıma simülasyonu olan yapım absürt fizik tabanlı yapısıyla oyuncuyu eğlendirmesini iyi biliyor. Moving Out, sertifikasını yeni almış bir mobilya düzenleme ve yeniden konumlandırma teknisyeni olarak bizi taşınmanın zorlu yollarını bırakırken arkadaşlarınızla da iyi vakit geçirmenizi sağlıyor. Özelleştirilebilir karakterleri işe alabildiğimiz yapım farklı bağımsız oyunlar arayanları memnun edebilir. 4 kişiye kadar lokal co-op özelliği olan Moving Out, arkadaşlarınızla sizi eğlendirirken taşınmanın ne demek olduğunu da hatırlatabilir. Tüm bu oyunlar dışında Türkçe menü ve Türkçe dublaja sahip birbirinizi daha yakından tanımanızı sağlayan Dead Sea ve bilgilerin kapıştığı bilgi yarışmamız Knowledge is Power gibi zamansız playlink oyunlarımız da yılbaşında arkadaşlarınızla çok eğlenceli vakit geçirebileceğiniz diğer oyunlar.
Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yılın son zamanlarına geldiğimiz bu saatlerde 2022 yılının sizler için sağlıklı, bol oyunlu ve güzel bir yıl olmasını diler PlayStation Türkiye ailesi olarak yeni yılınızı kutlarız. Yeni yılda ve yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşça kalın.